İyi bayramlar sevgili izleyenler. Akademik TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Sevdiklerinizle güzel bir Kurban Bayramı geçirdiğinizi umuyoruz. Geçtiğimiz hafta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde neler yaşandı? Bunlara bakacağız birazdan ama öncesinde gelin kısaca bir göz atalım. Engelli gençlerin spor aktiviteleriyle topluma kazandırılmasını hedefleyen ReSport projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazandı. Isparta Belediyesi'nin Ahşap El Sanatları Birimi, dünyaca ünlü ressam ve sanatçıların eserlerine ahşap üzerinde yeniden hayat veriyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi yaz döneminde de hizmetlerine devam edecek. 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu, halkın, personelin ve öğrencilerin kullanımına yönelik faaliyetlerini tüm hızıyla yaz döneminde de sürdürecek. 6 Şubat depreminin ardından evlerde bulunması gereken en önemli şeyin deprem çantası olduğunu öğrendik ve hazırda bulunması gereken deprem çantasının içinde neler olmalı? Detaylar haberimizde. Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları tarafından gerçekleştirilen sene sonu kampına Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteninde. Bültenimize ilk haberle başlayalım. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ortak olduğu ReSport Erasmus Plus projesi kapsamında engelli bireylerin sportif faaliyetlerle topluma kazandırılması hedefleniyor. Engelli gençler hastanelerde rehabilite veya tedavi edildikten sonra hastalıkları veya engelleriyle ilgili fiziksel kısıtlamaları nedeniyle çoğu zaman spor yapamamaktadır. Bu nedenle Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ortak olduğu Erasmus Plus projesi kapsamında ReSport projesini hayata geçirerek engelli genç bireylerin topluma dahil edilmesine katkıda bulunuyor. Süleyman Demirel Üniversitesi birçok alanda projelere imza atmaya devam ediyor. İmza atılan o projelerden bir tanesi de ReSport projesi oldu. Engelli genç bireylere yönelik hayata geçirilen ReSport projesi aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından da desteklenmeye hak kazandı. Projenin yürütücülüğünü üstlenen Profesör Doktor Muhammed Demirbilek, projenin genel hatlarından bahsederken engelli genç bireylerin spor aktivitelerine katılımlarının cesaretlendirilmesi konusunun önem arz ettiğini de dile getirdi. Projenin hedefi bu engelli genç bireylerin topluma dahil edilmesi çerçevesinde spor aktivitelerine cesaretlendirme, spor aktivitelerini yapmaya yönelik bir proje. Bizim bu projedeki amacımız engelli genç bireylere yönelik bir öğrenme portalı oluşturup bu öğrenme portalında onların yapabilecekleri spor aktivitelerini YouTube videoları kanalıyla onlara yönlendirmek, onlara göstermek. Bu spor aktiviteleri e-learning portala baktığınızda kategorile edilmiş, sınıflandırılmış, beceriye göre, engelin türüne göre bir videolardan ibaret. Profesör Doktor Demirbilek engelli gençlerin spor aktivitelerini nasıl yapacaklarına dair oluşturulmuş olan web sitesi hakkında da bilgi verdi. Aynı zamanda müfredat var. Spor aktivitelerini nasıl yapacaklarına dair engellerle ilgili bilgilendirici sayfalar var. Hem eğiticilere yönelik, yani gençleri spor aktivitelerine yönlendiren eğiticilere yönelik, hem gençlere yönelik bilgiler var, müfredatlar var, bunları, kılavuzlar var. Bunları kullanarak da gençleri yönlendirebilirler. Oluşturulan ReSport projesinin portalına ve portalda bulunan kılavuzlar için web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Isparta Belediyesi bünyesinde bulunan Ahşap El Sanatları Atölyesi'nde dünya ünlü eserler el emeğiyle ahşapla buluşuyor ve işte o güzel eserler. Sandıktan aynaya çok sayıda eserin ortaya çıkarıldığı Isparta Belediyesi'nin Ahşap El Sanatları Birimi kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırma projesi kapsamında faaliyet yürütüyor. Dünyaca ünlü ressam ve sanatçıların yapmış olduğu eserler Isparta Ahşap Sanatları Atölyesi'nde ahşaba aktarılarak oyma işlemleriyle yeniden hayat buluyor. Bizler de şu anda Isparta güllerini ahşaba işleyerek yeniden hayat veriyoruz. Atölyenin birim sorumlusu ve atölye ustaları yürütülen faaliyetler hakkındaki bilgileri mikrofonlarımıza aktarırken, dünyaca ünlü Picasso'nun yapmış olduğu eserlerde 3 boyutlu şekilde ahşapla buluştu. Isparta Belediyesi'nin Ahşap El Sanatları Birimi, burada kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını canlandırma projesi kapsamında böyle bir faaliyete başlattı belediyemiz. Zamanla gelişti, ilerledi, bir kısım eserler üretti, şu anda da üretmeye devam ediyor. Şu an için belediyemizin iç işlerine yönelik, iç ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışıyoruz.
Zaman zaman bazı projeler geliyor. Onları da gerçekleştiriyoruz. Burada ahşap oyma yapılıyor. Küçük tablolar falan oyuluyor gülden. Onlar bizim önümüze geliyor. Biz de boyamasını yapıyoruz. Bazen çizime geçebiliyoruz. Dönem dönem yaptığımız işler değişiyor. Şu anda gül tablosu yapmakta bulunuyorum. Bunlar bize desenleri çizilmiş vaziyette geliyor. Yani gelen desenleri bazen çizilmemiş olanları da biz uygun olana göre uygulamaya çalışıyoruz. Çizim yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani şu anda gül tablosu yapıyoruz. İnşallah güzel olacak. Burada yaptığımız işte dışarıdan gelen bazı kereste aldığımız da oluyor. Dağlardan topladığımız da oluyor bazı şeyleri. Burada işlenip planya verilip bayan arkadaşlara veriliyor. Onlar da gül işlemesi, üzerinde işlemeler yapması, oyması. Bizim yaptığımız marangozluk. Yani ağaçların hepsinin özelliğini, bazı şeyleri de biz burada öğrendik. Picasso'nun yapmış olduğu Le Charnier adlı eserin önündeyiz. Bunun hikayesi 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Fransa'da bir akşam üzeri, akşam yemeği yemekte olan bir ailenin evine yapmış olduğu baskını anlatıyor. Bu baskın esnasında ailenin bütün fertleri öldürülmüş ve ev ateşe verilmiş. Bunun üzerine Picasso bu tabloyu yapıyor. Biz de bunu ahşaba işleyerek ikinci bir defa daha ölümsüzleştirmeyi amaçladık ve zannedersem de amacımıza ulaştık. Ahşap El Sanatları Atölyesi birim sorumlusu Süleyman Çetin, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin başvuruda bulundukları takdirde Ahşap El Sanatları biriminde staj yapabileceklerini dile getirdi. Zaman zaman onlardan güzel sanatlardan ve benzerlerinden, mimarlıktan vesaireden bize staja gelenler, başvuranlar oluyor. Onlar da belediyemizin buradaki imkanlarını ve belediyemizin imkanları kapasitesinde bazılarını kabul ediyoruz. Stajlarını yapıp gidiyorlar. Dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinden oluşan atölyede Dali'den Van Gogh'a, Osman Hamdi'den İbrahim Balaban'a kadar değerli sanatçıların eserleri, el emeği işçiliğinden geçerek ahşap üzerinde yeniden hayat buluyor. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi yaz döneminde de hizmet vermeye devam edecek. Haberin detayları ise ekranlarınızda. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğrencilere, personele ve personel yakınlarına hizmet sunuyor. Gönüllülük ve gizlilik esasına göre ücretsiz şekilde bireysel görüşmelerin gerçekleştirileceği birimden danışmanlık hizmeti almak isteyenler, SDÜ Mobil uygulaması üzerinden randevu oluşturup Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık girişi 1. katta yer alan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimine gelerek randevularına katılım sağlayabilecekler. Çevrimiçi olarak bireysel görüşme gerçekleştirmek isteyen öğrenciler ise Microsoft Teams programı Office 365 hesabını aktifleştirip sdu.edu.tr uzantılı e-posta adresleri ve şifrelerini kullanarak bu hizmetten faydalanabilirler. Çevrimiçi görüşme alacak öğrencilerin randevu oluşturdukları tarih ve saati 0246 211 8367 numaralı telefondan bildirmeleri ayrıca gerekmektedir. Tıpkı yüz yüze görüşmelerde olduğu gibi çevrimiçi görüşmelerde de gizlilik ve mahremiyetin sağlanması esastır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminde depresyon, kaygı bozuklukları, iletişim problemleri ve sosyal fobi, panik atak, dikkat eksikliği, stres ve öfke problemleri gibi pek çok konuda destek sağlanıyor. 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen kurslar yaz süresince de devam ediyor olacak. Havuzla ve kurslarla ilgili detaylar ise haberimizde. Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu yaz dönemi boyunca hizmet vermeye devam edecek olup Eylül ayında yıllık temizlik için bir süreliğine hizmet dışı kalacak. Hem öğrencilerin hem personelin hem de halkın kullanımına açık olan 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu kış döneminde olduğu gibi yaz döneminde de hizmet vermeye devam ediyor. Bunun yanı sıra kış döneminde devam eden yüzme eğitimleri ise yaz döneminde de aynı şekilde devam edecek. Havuzun can kurtaranlarından Mustafa Hayta havuz ile ilgili detayları aktardı. Havuzumuz Isparta'nın tek olimpik havuzu olan SDÜ 29 Olimpik Yüzme Havuzu'dur. Havuzumuzda 11 ay yüzme eğitimleri devam etmekte. Hem serbest kullanım olarak hem 7'den 70'e her yaş grubuna yüzme eğitimi vermekteyiz. Başta öğrencilerimiz ve personelimiz olmak üzere kendi eğitmenlerimizle
yüzme eğitimi vermekteyiz. Diğer halktan gelen kişiler ise bizle yaptıkları sözleşmelerle özel kulüp üzerinden eğitim almaktadırlar. Havuzumuz 12 ay açık olup bunun bir ayı temizlik süresidir. Eylül aylarında okul açılmadan önce havuzumuzun suyunu boşaltıp tekrardan temiz su dolduruyoruz ve kış ayına temizlenerek yeni bir suyla devam ediyoruz. Yaz dönemlerinde ise 2 ay boyunca yaz kurslarımız devam ediyor. Her seansta kursumuz oluyor. Sabah 9'dan akşam 8.30'a kadar 8 seans 7'den 70'e her seviyede yüzme dersleri vermeye çalışıyorum. Yaz dönemi programımızda hafta içleri pazartesiden cumartesi akşam 9'a kadar havuzumuz açık. Pazar günleri temizlik günüdür. Kış dönemi yani Eylül ayından sonra ise pazartesileri kapalı. Salıdan pazar akşam 9'a kadar havuzumuz kullanıma açık oluyor. Yüzme havuzuna ilk kez kayıt yaptıracak kişilerin kayıtlarını yüz yüze yapmaları gerekmekte olup ücretler ise online olarak ödenebiliyor. Özellikle 6 Şubat'taki yıkıcı depremin ardından hayati önem taşıyan deprem çantaları ve içinde bulunması gerekenler gündemde yerini aldı. Bizler de kampüste öğrencilere deprem çantalarının içinde bulunması gereken materyalleri sorduk. Deprem sonrası ilk 72 saatte yardım ekipleri alana ulaşana kadar acil ihtiyaçların ve değerli evrakların saklanabileceği bir afet ve acil durum çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Yaşadığımız kötü deprem tecrübesinin ardından hepimizin aklında birçok soru işareti kaldı depremle ilgili. Bunlardan bir tanesi de deprem çantası ve içinde bulunması gerekenler. Gelin Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine deprem çantasının içinde neler bulunması gerektiğini soralım. Deprem çantasında düdük özellikle çok önemli. Kesinlikle su olması gerekiyor. Birkaç gün temel ihtiyaçları karşılamak için yiyecek şeyler olması gerekiyor. Ama en önemlisi düdük ve fener bence. Çünkü bu arada ben Hataylıyım ve depremi yaşadım Hatay'da. O günlerde eğer enkaz altındaysanız düdük ve fener gerçekten hem sizin yerinizi belli etmek için hem de önünüzü veya sağınızı solunuzu görebilmeniz için çok önemli. Deprem çantasının ne olması gerekiyor dersek aklıma ilk gelen 3 şey su, düdük ve yara bandı. Benim de deprem çantam var. Son depremden sonra ben de hazırlamıştım. Onun içinde mutlaka kuru gıda olması lazım. Bisküvi, kraker vesaire gibi. Bir tane kalın bir kıyafet koyduk gece vesaire olur diye. Su olması lazım. Düdük varsa düdük olabilir. Deprem çantasında öncelikli olarak pil, powerbank, özellikle bu son depremde powerbank çok fazla ihtiyaç halindeydi. Powerbank, kuru gıdalar olabilir, bisküvi, işte hazır çorbalar gibi şeyler olabilir. Tabii ki ilk yardım çantası olması gerekiyor. İlk yardım çantası içerisinde gazlı bez, tabii belirlenen tıbbi malzemelerin, batikon tarzı şeylerin olmasıyla beraber daha belli olacak şekilde renge sahip olması gerekiyor. Mesela kırmızı. Küçük bir çanta hazırladım. Yatağımın başucuna koydum. Mesela içine de yiyecek şeyler, su özellikle, maske, ondan sonra ilaç, ağrı kesiciler. Bu tarz şeyler koydum ben kendim. Geçtiğimiz depremde de olduğu gibi el feneri ve hani düdük gibi yerimizi ve o anlık durumumuzu belli edebilecek eşyalar bence çok önemli. Su, ilaç gibi şeyler zaten artık çok normal ve olması gerekiyor ama geçtiğimiz depremde de gördük ki hijyenik pet ve iç çamaşır gibi şeyler de çok önemli. Bence bunlar da bulundurulmalı. Hazırlayacağınız deprem çantası içinde bulunması gerekenler kimlik kartları, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, iklime uygun giysiler, su, hijyen malzemeleri, çakı, düdük, fener ve yedek pil şeklinde sıralanabilir. Unutmayın, bugün alacağınız bir önlem yarın hayatınızı kurtarabilir. Küçük yaştaki çocukların ilgi alanlarını keşfedip kendilerini geliştirmeleri için teşvik eden Uluslararası Yetenekli Öğrenciler Eğitim Programı sene sonu kampı Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleşti. Bir nevi beyin göçüne engel olmak adına küçük yaştan itibaren farklı alanlarda özel ilgi ve yeteneklere sahip çocukları tespit etmek, eğitim vermek ve onlara alakalı oldukları alanda teşvik etmek adına kurulan Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları tarafından gerçekleştirilen sene sonu kampına Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Bazıları resim, bazıları müzik, bazıları ise matematik. Farklı alanlarda ilgi ve yeteneklere sahip çocuklara özel eğitim sağlayan Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları tarafından düzenlenen sene sonu kampına Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Üstün yetenekli çocukların tespiti ve sunulan eğitimlere dair bilgileri Antalya Akev Üniversitesi Daire Başkanı Hülya Ölçer ve Elif Işık mikrofonlarımıza aktardı.
Buradaki amacımız bizim uluslararası yetenekli çocukları keşfedip bunların tanımlamalarını sağlamak. Tanımlanmış çocukları aslına baktığınızda biz bir nevi beyin göçüne engel oluyoruz. Burada eğitimler veriyoruz. Nasıl eğitimler veriyoruz? İşte astronomiden tutun da bilim derslerine, fizik, kimya, biyoloji, matematikle olan ilişkilerini kuvvetlendirmek adına lojik dersleri veriyoruz. 3D tasarım, robotik kodlama çalışmaları yapıyoruz. Bu çocuklarımızı 4 yaşından itibaren alıyor. 13 yaşına kadar bir fiil eğitimlerini veriyoruz. Bazen bize gelip başvuruyor ailelerimiz. Bazen bizim hocalarımız, eğitmenlerimiz okullara geziler yapıyorlar, okulları geziyorlar. Kendi öğrencilerimizden dolayı sınıf öğretmenlerine bilgilendirmede bulunuyorlar. İşte sizin böyle bir öğrenciniz var mı diye. Tek tek yani iğne ile kuyu kazarak biz çocukları buluyoruz. Özel yetenekli çocuklarımıza yönelik programlarımız genellikle Eylül ayında başlayıp Haziran ayında sonlandırıyoruz. Haziran ayında programımızı sonlandırdıktan sonra bir kamp sürecimiz oluyor. Bir haftalık bir süreç. Her çocuk özel olduğu için veliler çocuklarındaki farkındalıkları hani benim çocuğum o yüzden ben bu şekilde görüyorum diye düşünüp geç kalınabiliyor. Yani sadece çocuğu tanılamak, etiketlemek, özel yetenekli olarak nitelendirmek pek bir fayda sağlamıyor. Eğer çocuğa gerekli eğitim, gerekli destek verilecekse, sunulabilecekse o zaman çocuğu tanılamanın bir anlamı oluyor açıkçası. Ölçer aile bilgilendirmelerine katılımın ve hareketli çocuk ile hiperaktivite arasındaki farkın kavranmasının üstün yetenekli çocukların tespitinde önemli rol oynadığını vurguladı. Bu haftada Akademik CV hafta sonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Sevdiklerinizle sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.